Türkiye ve Azerbaycan iki kardeş ülke olarak bundan sonra da birbirini destekleyecek. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev geçen hafta Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bahçı'yı kabul ederken söyledi. Geçen hafta Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bahçı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e güven mektubunu sundu. Kabulde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ve Türkiye Bakü Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Türk General İsmail Hakkı Köseyli de yer aldı. Cahit Bahçı Kabulde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e güven mektubunu takdim etti. Aliyev Bahçı'nın aslında kendi memleketine geldiğini ve burada kendisini evinde gibi hissedeceğinden emin olduğunu söyledi. Türkiye ile Azerbaycan'ın dostluk ve kardeşliğinin bugün en üst seviyede olduğunu ve iki ülkenin her konuda birbirinin yanında olduğunu belirten Aliyev, 2. Karabağ Savaşı Türkiye ve Azerbaycan'ın bir arada olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi ve sevgili kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği bize moral verdi. Çünkü savaşın ilk saatlerinden itibaren Türkiye ve Cumhurbaşkanı bize manevi ve siyasi destek verdi. Bu manevi ve siyasi destek savaşın son gününe kadar sürdürüldü dedi. Aliyev Azerbaycan'ın elde ettiği zaferin bölgede yeni bir gerçeklik yarattığını söyleyerek Türkiye ve Azerbaycan bölgedeki olanaklarını artırdı. Rolümüz ve etkimiz arttı ve artmaya devam edecek. Tüm ortak projelerimiz ve girişimlerimiz bölgede istikrar ve barışın sağlanmasında önemli rol oynamaktadır ifadelerini kullandı. Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerinin temelinde halkların kardeşliği ve liderlerin siyasi iradesinin bulunduğunu vurgulayan İlham Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan iki kardeş ülke olarak bundan sonra da tüm konularda birbirini destekleyecek, birbirinin yanında olacak, bölgede barışın tesisi için çabalarını devam edecektir. Görev süreniz boyunca bu ilişkileri daha da geliştirmek için her türlü çabayı göstereceğinizden eminim. Başarılar diliyorum ve vatanınız Azerbaycan'a hoş geldiniz diyorum. İlham Aliyev şu şekilde konuştu. Büyükelçi Bahçı kabul için teşekkür ettiği İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Karabağ zaferi dolayısıyla tebriklerini ileten Cahit Bahçı, görev süren boyunca ilişkilerimizi daha da geliştirmek ve ilerletmek için çaba göstereceğim dedi. Büyükelçi Cahit Bahçı kabul sonrasında merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hiyabanı ziyaret etti. Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bırakan ve dua eden Cahit Bahçı daha sonra 20 Ocak şehitlerinin yer aldığı Bakü Şehitler Hiyabanı'nda da ebedi ateş anıtına çelenk bıraktı. Bakü Türk Şehitliğine ziyaret eden Bahçı buradaki anıta çelenk koydu ve anı defterini imzaladı.